Bu videoda viral replikasyondan yani virüslerin üremesinden size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Virüsler protein ve tek tip nükleik asitten oluştukları için kendilerini kopyalayacak organelleri bulunmaz. Bunun için de kendilerini kopyalayabilmek için başka hücrelerin içine girip o hücrelerin organel ve ATP'lerini kullanmak zorundadırlar. Öyleyse virüslerin yapması gereken ilk şey bir hücrenin içine girmektir. Şimdi, virüslerin hücreye girişleri konusunda ufak bir tekrar yapmak istiyorum size. Hücre içine girmenin 3 farklı yolu var. Bunlardan ilki, bakteriyofajlar gibi genetik malzemelerini hücre içine enjekte etmektir. Virüslerse genellikle diğer iki yoldan birini tercih edip eğer zarfları yoksa Hücre reseptörlerini kandırarak hücrenin onları içeri almasını sağlarlar. Zarfları varsa da ya reseptör numarasını kullanır ya da doğrudan hücre zarı ile birleşirler. Genetik malzeme hücre içine girdiği zaman virüs hücreyi ele geçirmeye hazırdır. Virüsler bu noktada bir karar vererek ya sabırsızca kendini kopyalamaya başlar ya da hücreyi ele geçirmeye hazır olacağı anı beklemek için bir köşeye çekilip sessizce beklemeye başlarlar. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar virüsler böyle sinsi planlar yapıyor. Çakal virüs dediğimiz bunlar arkadaşlar. Ne olacağını görmek için bu iki olasılığı da size şimdi çizmek istiyorum. Birinci seçenekte sabırsız virüs kardeşimiz vakit geçirmeden hücrenin mekanizmalarını ele geçirir. ATP, rimozomlar, nükleik asitler ve amino asitleri kullanarak kendi genetik malzemesini yani RNA ya da DNA'sını ne yapar? Kopyalamaya başlar. Protein kılıfı oluşturmak için de hücrenin proteinlerinden faydalanırlar. Kopyalanan ve üretilen parçalar tam anlamda fonksiyonel bir virüsü meydana getirmek için kendi kendilerine bir araya gelirler. Üretim durmadan devam ettiği için hücre bir noktada parçalanır ve virüsler hücre dışına salınarak etraflarındaki diğer sağlıklı hücrelere saldırıp onları da ele geçirir ve virüs üretmeye devam ederler. Ne oldu? Demek ki o durumdaki işte hastalık da ilerliyor, yaygınlaşıyor, gelişiyor durumu olur yani vücudumuzda da. Bu en kısa zamanda kocaman bir virüs ordusu yaratmak için son derece etkili bir yöntemdir. Öyle değil mi? Evet, şimdi bu sabırsız virüs arkadaşımızın senaryosuydu. Diğer senaryoda virüs hücreye girip beklemeye başlıyordu değil mi? Böyle sinsi sinsi bir kenarda oturuyordu. Bunun sebebi etrafta çok fazla konak hücre olmaması ve içine girilen konak hücre en sonunda öleceği için virüsün bu durumu tercih etmeyerek hücreyi canlı tutmak istemesi olabilir. Virüs içeriye girip bakterinin günlük hayatına devam etmesini izlerken kendi genetik bilgisini Konağın genetik bilgisiyle birleştirerek konağın kendisinin orada olduğunu fark etmemesini sağlar. Virüs e, baskılanmış genlere sahip olduğundan bir köşede sessizce baskılanmış bir şekilde genetik bilgisini kopyalamadan ya da ortaya çıkmadan bekler. Bu tip virüslere provirüs ya da profaj diyoruz. Bir şey yapmadığı için uykuda ve gizli olduğunu da e, ekleyebiliriz. Bakteri yapacağı şeyi yapar ve üremeye başladığında virüs oradadır ve söylediğim gibi bakteri ürediğinde genomunun bir parçası olduğu için ne olur virüs de kopyalanmış olur. 10.000 kere de bir ya da bakteri bir şekilde UV yani ultraviyole ışınına ya da başka bir şeye maruz kaldığında virüsün baskılayıcı geni zayıflar ve virüs aktive olur. Diğer tüm genomlar gibi kendini tamir etmek isteyen konağın genomu da DNA'sının virüs olabilecek bir parçasını dışarı atar. Ve virüs aktive olduğu için artık diğer hücrelere saldırıp kendini kopyalamaya ve kocaman bir virüs ordusu yaratmaya hazırdır. Virüsün sabırsız olduğu senaryonun bilimsel adı litik döngüdür. Diğerine ise lizojenik deniyor. Bu video sayesinde virüs replikasyonundaki litik ve lizojenik döngüleri hakkında iyi bir fikre sahip olduğunuzu düşünüyorum artık.